Başlıyor, canı yanıştı mı? İkinci ara tekrar birlikteyiz. Yerimi değiştirdim. Buradan biraz daha net görmeye kale çalışıyorum. Kale görüyorsun değil mi? Kale görünüyor da sol taraf korner görünmüyor. Korneri boş ver. Kaleyi gör mü? Şu an rakip atak yapıyor. İlyas. Çok yaşa, gönlüm feda olsun sana, büyük bir şere değişmiş. İleri de uzun bir top attılar, defansımız karşıladı. Top, hocamız Ahmet Duman verdi. Taç adı olabilir, Eti Mesut. Baska, onu aldık. Sağ taraftan hızla atan çıktı. Sol tarafa verdi. Tekrar ilerliyor. İlyas ilerliyor. İlyas pasını verdi. Ceza sahası dışına. Orta korner. Korner bağırıp ortayı kesemedi. Şu anda ilk atak. İkinci araya kadar canlı başladı şimdi. Umarım tekrar hoş geldin. Sedat abi de geçmiş olsun diyor. Korner çizgisini anca gösteriyor. Ortası içine orta geldi. Kafamı rütefandan döndü. Orada karambol vuramadı top. Geriden sert bir şut. Defans tekrar çekti defanstan. Eşten duvar ördü adeta. Ortasını sağlık içine. Kötü bir vuruş. Ağrımdan çok kötü bir vuruş. Atak yaptığımız kale anca bu kadar gözüküyor arkadaşlar. Şöyle böyle. Kale anca bu kadar. Sol taraf zor. Sonra ara sistemde bulunmayın. Dediğim gibi yine eski yaptığım yerim biraz daha sağ tarafına geçtim. Bu sefer iki ayağımla yapıyorum. Yayını paylaşalım. Kalit olarak kötü olabilir ama elimizden gelen bu elimizden maçı izlettirebiliyoruz arkadaşlar. Elin Allah bulan. Kardeşim inşallah gol olur. Son saniyede golü bulmamız iyi oldu Bağırık'la. 10 dakika 48 1-1. Son tarafta. Vermeye kalktı. Ömer'de top. Ömer'den alacağım. Tekrar geri çıkardı. Bağırık'ta top. Bağırık. Ömer'le paslaştı. Bağırık topta. Bağırık. Bağırık. Geçti adamını. Bağırık orta yaptı. Korner'le. İkinci yarıya ataklarla başladık. Dediğim gibi. Yok şu an 1-1 skor. Dakika 49. Can Cimbevdi. Dediğim gibi bu sakatlıktan yeni çıkmış oyuncu. Son içimde oyuna alacağını zannetmiyorum ama korner kullanıldı. Tekli top Harun'da. Harun bıraktı. Faruk'tan tekrar dönen top. Toplar atar gidiyor. 20 numaralıyla kaptırdı. Karşı karşıya. Katını verdi. Kaleci mi? İsmail Maktab bir gol önlendi. Ceza sahasında tekrar. İçeri orta yaptı. İndirdi. Kaleci İsmail. Dediğim gibi iyi
kaleci kötü oynuyor. Dedim ki hocam bu işler arasında bu kaçardı. Sabahlanma bu aslında. Şu an 1-1 skor. İlk yarılarda Bandırma 3-1 önde. Basmanla 3 gol ile. Bayburt 3-1 önde. Maraş 3-3 yapmış. Kim? Maraş 3-1 yeniliyordu, 3-3 yapmış. Kimle oynuyor? Bandırma'ydı. Oo çok iyi. 3 tane Batuhan attıydı. Onlar 10 kişi kaldıydı. 10 kişi kalınca 2 tane yemiş. Arkadaşlar son ses bu. Eyüp öne geçmiş. Van yeniliyor. O, skorlar geliyor. İyi oldu. Skor yazanlara teşekkürler. Arkadaşlar ses kulaklıktan bu kadar çıkıyor. Davul da sağ tarafında. Biraz uzak. Kendi sesimi duyamıyorum. Yani çıkıyor mu bilmiyorum. Evet, topu İlyas da. İlyas kaptırdı. Berkay aldı topu. Berkay. Berkay. Onları çıkıyor ya. Berkay. Tamam. Taç. Onlara ver hakem. Tekrar parmağımıza tutunup herhalde. Sizin canlı hangi sayfada? Kastamonu var. He o sayfada. Daha 392 takipçi var. İlyas ya da sahtesi yapasını vermek üzere veremedi. Bir kan taç olması lazım. Vermedi hakem. Bir metre taştan çıktı. Çık oğlum ya. Ömer Gür baskıda. İbrahim abiyi duydunuz, sayfayı paylaşın. Şu an zor bir durumda. Dediğim gibi demir parmaklıklardan yayın yapıyoruz. Terör güler yüzünde. Arkamız sağlama dayalıp. Çıvanlı rakip atak da. Evet, güzel avut. İkinci yarı daha çok baskı yapmaya başladı. Bunun için kontrol şartı da. Yayın bu kadar. Yeah.
ben anlatmaya çalışıyorum. İlk defa deniyorum ama. Diğer maçlar var. Başka arkadaşlar anlatmaya çalışıyor. Gidemeyenler için. Dakika 56, skor 1-1, 57'ye gidiyor. Son tarafa atak yapıyorlar, top özgür korkar önünde, out'a gidiyor. Benim yüksek trener tek elle tutunduğum için ayakları bu sefer kurtardık ama elini kurtaramadık. Berkay top ilerliyor. Berkay ceza sahası içine gitmek üzere. Berkay. Hakemin ikinci tarafa pasını verdi. Ceza sahası içine orta. Kaleci rahat bir şekilde aldı. Tam çok kötü bu sıralar. Maçta buradan 2-2 yenildi. Ayıp 10 kişi yenildi. İnşallah yeneriz. Orada bir tek iş yapan eski topçumuz Batuhan'da. Tayyip Kanarya, Bayburt'ta Batuhan'ı Van'da bayağı goller atıyor. Şu an skoru 1-1, dakika 58. Orta sahada top kapma mücadelesi. Rakip ikinci yarı biraz daha üstüne gelmeye başladı. Yapas Anderson'a atan top. Bu kontrolde taca çıkıyor. Maçın başından beri ayağa. İmkanları olan kimse yok. Ceza sahası orta geldi bu arada. Karambol. Berkay çıktı. Berkay pasını verdi. Harun. Harun. İlyas. Geliyorsun. Orta sahaya da geliyor top almaya. Yani İlyas'ı besleyemiyoruz. Gol. Berkay yerde kaldı. Bugünün iyi yeri Faruk Berkay. Malummuş dakika 87. Haftaya da Van'la oynuyoruz. İlk 5 hafta Naman takımı son 6-7 haftada sanırsam 5-6. Yenilgisini alacak. O taraftan orta ceza sahası içine gelecek. Bakın çıkardı. Ceza sahası için orta. İlyas vuramadı. İlyas zıpladı ama vuramadı. Kulağım üstünden, timing hatası yüzünden üstünden geçti. Arkadaşlar, kulaklıkla anlatıyorum, sesler duyamıyorsunuz. Ben yanım, boğazım ağrıyor şu anda. Bağırıyorum yeterince ama gürültü çok, o yüzden sesim çıkıyor. Şu an 438 kişi izliyor, paylaşalım. İzlemek isteyenler. İlk defa maç anlatan bunu. Katlanabilirse izlesinler. Şu an tekrar sol taraftan atak yapmaya çalışıyor. Güzel bir çalım attı. Oradan sahası içine ilerlemek üzere kurtardık. Evet şu anda Berkay kaptı. Görüyorsunuz için nasıl kalkıyor. Duman top vurdu. Yani sağda topu kontrol etmek, dribbling yapmak zor. Kaleciye geri bas. İsmail uzun bir top kullandı. İleri orta sahaya doğru. İlyas topu indirdi. Berkay kafayı indirdi. Yine rakip oyuncu aldı. Evet Ömer topu kaptı. Harun. Harun çok güzel hareket etti. Pasını verdi. İlyas. İlyas çizgiden çıkardılar. İlyas. İlyas karşı karşıya. Arkadaşlar seyircilerin sesi çok. Sesim o yüzden duyulmuyor. Ben son ses bağırıyorum. Sesim kısılmak üzere. İlyas'la karşı karşıya kaleye giren topu çizgiden çıkardılar. Karşı karşıya da biraz daha zorlanıyor İlyas.
Evet, top 31 numara verdi İlkan'a. İlkan ceza sahası içine girmek üzere pasını verdi. Berkay, Berkay ortasını yaptı. Vuran vardı İlyas. İlyas oradan müdahale. Offside. 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 Arkadaşlar Zoom'da son seviye. Stada çok uzağa bir tribün. En üstündeyiz. Yani üçüncü kat gibi bir şey. Zoom'da da en sonu. Yani yapabileceğimiz bu. Yani kaleci yanına plasayı bıraktı ama yavaş mı oluştu? Kaleci kurtardı. Daha doğrusu defans çıkardı. Burada en küçük Kastamonulu Ömer. Yani deplasmana geldi. Aynen. 110-120 kilometre yol geldi. 7 yaşında. 5 kilometre pardon. İbrahim abi bizim oğlu. Skorlu 1-1. İkinci yarı rakibin 2. Bizimde 2 pozisyonumuz var. Bizimki ve rakibin 2 çok netti. Sakatlık mı var bilmiyorum ama sakatlık mı? Ya Allah razı olsun. Elimizden geldi bu. İnanın ilk defa anlatıyorum. Ve durduğum yer tek yer. Bakın göstereyim. Şu anda parmaklıklar tek elle tutmaya çalışıyor. Sakatlıktan mola verildi. Futbolcular sevindi şu an. Sıcak bir hava var. Hava feci bir soğuk vardı. Kameralarımız tutmuyordu ama ısında var. Bu sıralar geçiyor. Mesleklar bağırmaya başladı. Bayburt 2 yapmış. Bayburt da iyi geliyor. Kayıp kameraya bağlandı. Son 3 golü oldu. Biz de Sancak Demir'e karşı geçen sene kanaltı kaçırmıştık. Bir önceki sene. 9 kişi kalmış. 2 maç cezalı da inşallah. Malmö Sporsan'a Eyüp'le oynayacağız. 23'ündeyim. Kaç açısı oyun başladı. Skor 1-1 arkadaşlar. Skor sorumlu. Dakika 64. Oyun biraz durdu. Maçın sonuna ve en az 4 dakika ilave bekliyoruz. Ön tribün boş olduğu halde bakın bomboş. Bize vermediler. Bomboş bakın. Arkaya attılar. O yüzden futbolcular rahmetli yayın yapmaya çalışıyor. Eyvallah. Teşekkür edenler Allah razı olsun. Bayburt 2-0 yapmış. Tekrar atak ama hazır bir top. Sol taraftan atak yapıyor. Topla ilerliyor Ömer Gür. Skor 1-1 arkadaşlar. Dakika. Tebriklere yapıştı. Dakikalar şu an 64. 64 ilk 65'e giriyor. Orta sahada oyuncunun sakatlığı geçiriyor. Benim gibi sakağa sağa sakatlanmaya çok müsait. Ayağın takılıyor. Yani top çekiyor. Koşamıyorsun. Yani bu seçimlerde aklıma kuma yapmamak lazım. Sağlık istiyorum. Bandırma öne geçmiş. Ama beraber hem öne geçti. İkisi beraber ediyor. Bir öne geçti. Uzasın mı sıfır? Ne yapsın? Takviyesi. İkinci yarı dediğim gibi onların da net hata var. İsmail'in kurtardı. Bizimle yakın kaleciye geçen topu çizgiden defans çıkardı. Yani yine biraz daha baskın oynuyor dedi ama kapanmayı bıraktı. Üstümüze geliyor ki mesela. Galatasaray'la oyun başlayacak İsmail. Yani gol atan kazanır gibi maç. Dakika 66'ya geliyor. 3-4 dakikalık duraklama oldu. Dakikadan dolayı. Evet.
kafasını verdi. Berkay. Buraya! Berkay hakem bir şey yok diyor. Devam ediyor. Sedat abi de hakeme saygılarını sunuyor. Sayın hakem gol vermiyor diyor. Ben burada sansürlüyüm küfürü. Van 96-7 yenikmiş. Güzel haber. Gerçi Van rakibimiz bu sene de olamaz. Van Durma Tuzla. Hadi oğlum ya. Bayburt da tehlikeli geliyor. Sakarya da açılır. Van Durma'da 10 kişi kalmış. Pardon 10 kişiydi zaten. Rıza atılmıştı. Ben atmıştım. Defan karşıladı. Hasan Ağa'dan geri pas. Hasan 2 numara oyuncularına verdi. 14 numara oyuncuları. Rakibin ismini bilmediğim için acaba onların aranı söylüyorum. Şu an orada bir baskı kurdu. Ama baskıdan çıktı var. Direkt yapıyor takım. Faul verdi hakem. Aynı pozisyonda bir de vermedi ama rakibe verdi. Sahibine kayıran bir ama hakemlik iş yok bugün yani normal. Yaptalarımız tutmuyor duyduğunuz gibi. 5 dakika Okan diyor ki İbrahim abi sesin çıksın. İbrahim abi şu an yanımda yok. Sedat abi var. Bravo. Skor 1-1. Dakika 68. Şu an 524 kişi takip ediyor. Daha çok paylaşıyoruz. Bir defa sert bir müdahale. Rakibin hiç sarı kartı var. Bu arada hatırlatalım. Oyuncu değişikliği. Hakim Eskut. Oyuncu değiştiriyor. Ahmet Ecevan. Tipik mavi şomanlı veya ters kaptalı. Klas bölük silah edeceğim. Ayakta maçı var. İndirdi. Top İlyas'ta. İlyas topu kaptırdı. Tekrar kaptı Ömer. Ömer yine kaptırdı. Baskı devam ediyor orada. Bandırma beraber kaldı. Güzel olmuş. Bu arada tehlikeli bir atak. Kalecimiz çıktı ve topu aldı. Van kaybetmiş. Ben de yatırdı iddialar. Bir daha Van oynamayacağım. Skor 1-1 arkadaşlar. 70. dakika. 3-4 dakika. Zaten vardı. Sanırsam hakem onu oynatıp kalecimizi sakatladı. Foul yapıldı şu anda. Hakim oyun foul kullandı. Evet. Bizde oyuncu değişikliği. Metin Can Cici oyuna giriyor. İnşallah sakatlığı tamamen geçmiştir. Bu sahada tekrar sakatlanmaz. Oyundan çıkan kaç numara bakacağım şu anda. Metin Can giriyor. Çıkanı göremiyor. Kaç kişiyle çıktı? 3 kişi. Evet Ömer Gür çıktı. 77 numara sol tarafta. Arkadaşlar dakika 71. Evet skor tehlikeye yöneldik. Kontraya çıkabiliriz. Metin Can'da top. Ahtamonu'nun Mesli Schneider'i. Sakatlıktan sonra tekrar sağlanabiliyor.
topa müdahale. Aa, orada görüyorsunuz sağda. Top kontrolü çok zor. Faulle verdi. Hakem itirazda bulunuyorlar. Yani futbolcular takılıyor. Patlattı futbol. Yani kan altına verebilirdi. Müdahale var ama devam şart oldu. Yani alışık alanları sahaya. Gerçekten bizim takım bugün oynayamamasının sebebi sağ. Takılıyor. Bu Ekim eski 2 sezondur. En az herhalde bu sahada oluyor. Atıncan bakalım Mayın hareketini getirecek mi? Uzun bir kaleci atışı. Güzel çıktı. Dakikalar 72. Tikor 1-1. Arkadaşlar kameranın zoom'u sol. Yani gol verdi. Bu arada bir gerginlik oldu. 14 numaralı 20 numaralı oyuncular arasında. Sağa Suniçim. Suniçim arkadaşlar. Sağa Çim değil. Anlatmak istediğim o. Adamlar alışık biz değiliz. Biz pas yapan hızlı kompresyondan o takımız ama bugün yapamıyoruz. Bu içe mi alacak olmayan adamlar, takımlar zor. Şak Tuzla, Tuzla son dakikaların takımı atar gibi geliyor. Bizim Bandırma, Tuzla. Asla top kaptırdı. 3 numaralı oyuncu aldı. Tekrar bizde Özgür. Özgür. İşte kötü döndü. Arkadaşlar tek elle tutunduğum için sağa tutamıyorum. Bakın iyi görüntü için terörler üstünde görüntü alabilmek için en üst seviyeye çıktım. Parmaklıkları demin gösterdim. Yani zoom'da en son seviye görüntü de bu. Evet, şu an ataktayız. Tekrar İlyas kaptı. Pasayı verdi. Metincan. Pardon. Aaa. Berkay'ın. Kapamadı. Hatta şu an Ekim Esmer. Ortaya çıkardılar. Kaleyi cepheden görüyor. Pozisyonlar şu anda kola 7 numaralı içeri kat ediyor. Kaleye vurdu. Direkten müthiş bir vuruş. Direkten döndü. Aa, direkten müthiş bir vuruş. Gerçekten kaleci korner attı. Tam müdahalesi de var. Korner. Yok kaleci nereydi? Evet. Yani müdahalesi olmasa çatala gidiyordu. Yani o elini kolu sallaya sallaya 7 numaraya kadar gitti. Konsantrasyon verdi. Dönem bağlanıyordu. Yani İsmail'in kritik müdahalesi. Daha sağ sesi orta. İsmail'de top. İsmail hızlıca verdi. Topa çıkan Alican. Alican sol tarafta Metincan boş. Alican pasını verdi ortaya. Top sekti. Anlamaz. Topu görüyorsunuz yani. Kontrol etmek çok zor. Bir oyuncu değişikliği daha. Harun çıkıyor oyundan. Bugünün kötüsü Harun. Bana göre yani kötü oynayanı kötü demiyorum. Skor 1-1. Dakika 75. Oyuna giren oyuncu 8 numara. İsmini bilmiyorum. Evet İlyas. İlyas topu ezdi. Pas verebilse karşı karşıya kalacaktı. Berkay pasını verdi. Yine pas hatası yapıyoruz. Offside! Offside. Dediğim gibi topu kontrol etmek zor. Ama yapamadı. O toplar çekti. Ortada Özgür de top. Özgür sağ kanatta Ali Can'la. Hadi gol ya. Ali Can pasını verdi. İlyas'ı sürekli takip ediyor stoperleri. Offside. İlyas'ı peşini bırakmıyor. Orta sahaya da gelse. O stoperin biri sürekli takipte. Top kalemize ilerliyor. Kalktı.
Kafadan pa. Evet, 9 numara forvet oyuncuları topu aldı. Özgür müdahalesi var. Korner. Sahaya alışık olduğu için iyi. Bu adam koruyamıyor. Kolay da açık vermiyor. Orta. Ooo. %100 bir gol. Fena'nın yani bomboş. Havuz atmak daha zor. Şans bizim yanımızda diyelim. Kırmızılar biziz. %100 net. 2 metre yakın. 6 noktasının daha ilerisinde. Topu kafayla ağlar atamadı. Çok şükür diyelim. Dakikalar 77 skor 1-1. Topu kaptı şu anda. Pozisyondaki. Metin Can'a pas gelmedi. Metin Can atlamalı. Topa. Orta sahada. Özgür müdahalesi yine rakibe geçti. Rakip gidiyor taraftan. 26 numaralarıyla. 26 numaraları da faul verdi ama olabilir. Yani faullük bir pozisyon yok bence. Şu an maç 1-1 dakikalar 78. Rakip orta yapacak. Demin bir tehlikeli korner olmuştu. Toplar var, iyi fizikli oyuncuları var. İnşallah korlayamayız. Arkadaşlar sesim çıktığı kadar anlatıyorum. Gürültü olduğu için çıkmıyor. Bir de kulaklıktan anlatmaya çalışıyorum. Ceza sahası için orta kalecimize karşıladık ama tekrar top onlarda. Sol taraftan atak yapıyorlar. Evet, ceza sahamıza giriyor şu anda. Ortaya çıkardı ama müdahale çok iyi yerinde. Evet pas Metin Can'da. Metin Can. Metin Can pasını verdi. Berkay'da. Berkay. Berkay içeri giriyor. Berkay! Salih Ağar. Salih Ağar yerinde 61 numara. Dördüncü sarı kartını gördüm. Bakıyoruz kırmızısı var mı? Yok. Yani ikinci sarıdan atılmadı. Dördüncü sarı kart rakip gördü. Sesimin çıkmaması dediğim gibi son ses bağırıyorum. Kulaklıktan ve türbin sesinden dolayı. Sarı verdi. Şu an Metin'le frikik kullanacağız. Rıza sahası için yapıyor. Karşıya Allah'tan düzgün vuramadı. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar tekerler tutuyorum. Sabitlamıyorum. Bir de sarı kart görevi oldu. Ben kayboldu. Bizim oyuncuları nazar devriydik. Kapatmadık. Arkadaşlar benim gibi tek elle tutmuyorum. Herkese de anlatmak zorundayım. Bu kadar oldu. 604. Bu kaleci kimdi ya? Bizim eski kaleci. Hasan Sürmeli eski kaleci. Evet. İyi kaleci bu ha. Skor 1-1 arkadaşlar. Dakika 80. Ama oyun sakatlıktan çok durakladı. En az bir 5 dakika tahmin ediyorum. İlave eden kalecimiz de sakatlandı. Şu an Metin Akkut tabii atakları daha tehlikeli diyebilirim. İkinci yarı atak olarak üstünlüğü etmiş. Yani %100 net 2 tane kaçan golleri var. İsmail kale atışı kullanacak. Yani bir puan da iyi sayılır şu anki oyuna göre.
Alican topu indirdi. Rakip karşıladı. 6 numaralı topu çekti. Kontrol etti. Allah'tan geçmedi arkaya. Şu an 8 numaramızda top. Kim önüne girdi bilemiyorum. Sol taraftan. Ya Metincan topu açtı ayağından. Metincan. Metincan topu kaptı. Mr. Gazda Alican gördü. Şu an bir disiplin olarak top var. Sadece orta saha geçmeye çalışıyoruz ama şu an yenilmiyoruz. 1-1. Yani Liverpool deplasmanda bu oyunda bir ödeyi İlyas Sıra'nın sırası geçiriyor. İtiraz ediyorlar sağlık görevlileri, hakim ekipleri ve hakemler. Seyirci gelmesi biraz tuhaftı yalnız sağlık görevlileri. Tekrar bir seyirci. Sağlık görevlileri mi? Sağlık görevlileri. Bizim mi artık bilmiyorum. Evet, bizim kulübeden mi? Dakika 85 skor 1-1. Her an bir 5 dakika olarak ne olacak tahmin ediyorum. Belli pozisyona giren. Ben öyle gördüm ama 8 numara. Yeni önüne giren oyuncuydu. Kimdi bilmiyorum. Mertay. Mertay aldı tabi gidiyor ama geçti. Bir tebessüt. Üstümüze gelmeye rahat rahat başladı. Ceza sahası içine tekrar müdahale. Yine rakibe gitti. Bu kadar uzaklaştırma. Ama yerinden müdahale. Haru. Haru'nun arkasındaydı hemen. Genç güzel görmeden uzaklaştıran top kalemine tehlike oldu. Dakika 86'yı geçti. Şu anda skor 1-1.
mükemmel kurtarış İsmail'den. Yani bugün bir puanı İsmail'e bakıyoruz. Kötü bir gol yedi ama dediğim gibi iyi kaleci kötü gol yer. 3 tane net atakta kurtardı. 1 tane de karşı karşıya. Mes kafayı rakip kaçırdı. Biz de 1 tane karşı karşıya pozisyonda. İkinci yarı pozisyon olarak Etiyasko önünde bir korner daha. Bir sefer out. Yani İsmail bir sakatlık daha geçiyor. Yani bugün galibiyeti hak etmeyen bir oyun. Sergiliyoruz. Bu puanı alırsak da iyi bence bu oyuna İsmail sayesinde diyelim. Ama bir puan güzeldir. Bizler haftaya Van'la oynayacağız. Onlar da çıkış maçı olarak bizi görebilirler. Ağırlı düştü. Topu taca yolladı İsmail. On dört numaralı oyuncularına top. Burak'a pas başlıyor. Tarafa çevirdiler. Topu şu an kaptı. Ama araya girdi. Çok güzel. Evet. Tamam yine kaptırdı. Tekrar kaptı. İlyas'a top. İlyas 8 numaralı da verdi. Tekrar 8 numara. Pasını verdi. İlyas. Hakem devam dedi. Net gol. Hakemin ilk yanlış kararı diyebilirim. Hemen hemen net gol. 9 numara. Müdahale bulundu. 7 numaralı da top. 7 numaralı çıkardı. Evet devam ediyor hakem. Devam ettirdi. Ama hızlı giden oyuncuya pas atmak yok. Yani çok yürüyerek çıkıyoruz. Kontraya böyle çıkıyor. Yani Sedat abinin kendini yırttığı kadar var. Hızlı koşan yok. Beraberliğe rahatlı bir oyun. Gerçi bu Metin Can driplikten de korkmuş olabilir. Evet Berkay'da top. Berkay ceza sahası için ortaladı. Rakip göğsüyle daha kaldı. Temasın arasına bir top daha kaldık. Evet. Tekrar bize dönen top. Ama nereye? Kaleci Aslan'da top. Kayra yoruldu. Bu an şu an bende 9 numara İlyas Kovic. Sağın en iyisi Berkay diye bilmiyorum. Uzatma verdi 90 dakika. 8 numara Doğan'ın Doğan Aykılıç. İkinci yarı Hakkı Can Aksu 20 sıkıntı çıkmış bu arada. Dakika 95 dakika uzatma. Ergaç'ı tahmin ettiğim gibi. Son 5 dakika. Orta uçarak uzaklaştı. Ezan okunuyor bu arada azizallah. Sakarya Karabüyü 5 tane atmış. Mağlateş kötü durumda. Allah yardımcılar olsun. Orada offside vardı. Son 3 dakika maç. Evet dediği gibi Sedat abinin beraberliğe razı bir oyun. 4 dakikadan az süre skor 1-1. Topu kaptık. Ya, skor. Yani ikinci yarıki oyunla beraberlik bizim için iyi.
Yani adam maçını doğruya doğru 3 tane net İsmail'in kurtardığı pozisyon var. Bizim bir tane bir de vuramadığımız 2 pozisyon var. Yani adamların daha net %100 kafayla kaçırdıkları eleme bu maç bu konulardan pozisyon var. Şans yanımızdaydı. Biz de Karabük durumunda olabilirdik. Allah'tan Cengiz Aygün el attı da olaya kurtardık. Top geçmedi. Tekrar ataklar. Bari beraberliği kurtaralım. Evet, kaptık ama attırdık. Bu anay atak baskı. Baskı. Sonuç getirmedi. Rakip atakta. Hadi. Seyirciler bağırmıyor. Oyundur. Topu vermiyor diye bağırıyor. Ezan okunuyor beyler. Şu an devam ediyor. Bir dakika uzatma dakikaları. Son 2-2,5 dakika kaldı. Amaçsızca bir vuruş. Yani onun vuruşun anlamı ne bilmiyorum artık. Yani kip offside. Güzel oldu. Hadi girin oğlum, girin içeri ya, girin! İstanbul! Kalecimiz. İstanbul! Offside İstanbul'u ceza sahası içine. İlyas indirdi. Top ver kayda. Erkay! Kendine yapıştıramadı bu iş. Yani... Oyuncuya sakatlandı. Yani ikinci yarı daha bir pozisyon olarak geçiyoren Ekim Eskut 3 net pozisyonu var. İsmail'in sayesinde alırız inşallah bir puan diyelim. Yemeyiz. Çünkü o gol verdi. Tehlikeli bir yerden tehlike kullanacaklar. Son dakikada kaleyi cepheden yürüyorum. Daha henüz bitmedi. Etim Eskut'un birileri geldi. Tuzla da beraber bitmiş. Biz de beraber kaldık. Bandırma da beraber kaldı. Bayburt'a yaradı bu. Şu an inşallah beraber kalalım diyelim. Karşıyı cepheden gören bu pozisyon. Evet. Karşıladık. Hadi. Ulan var ya, tutalım Allah aşkına ya. Tekrar uzaklaştı. Koş. Maçı bitirdi. Top bizde, ne bitiriyorsun? Evet, 1-1. Bir puan daha iyidir. Yanımızı burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ama bir Kastamonu gelirse tribüne devam ettireceğiz. Efendim, gelecek mi takım? Hatamız olduysa affola. Bu sesle, bulunduğum yerle o kadar anlatabildik. Kastamonu buraya, buraya, buraya. Kastamonu buraya, buraya, buraya. Buraya, Kastamonu buraya, buraya, buraya. Kastamonu Kastamonu buraya. İlk anlaşışımdı. Bu sene ilk Kastamonu maçımdı. Nöbetten fırsat buldukça
bir denk gelince gidemeye çalışıyoruz ama bir kere denk geldi. Bakalım. İzleyen bize 615-620 kişi, teşekkür ediyoruz. Evet takım. Burada bir olay oldu, sağ olun. Gel. Kötüydü. Bizim genel müzeydi. Takım da geldi. Başka yerinden yetmek üzere. Başka yerinden yetmek üzere.